3 Şubat 2018 Gurneden Cumartesi Fatime Hatun Camii'nde sabah namazındayız. Sabah namazı sonrasındayız. Kahvaltı ikramı olacak. Çay ve kahvaltı ikramı. Evet amcalar, cami cemaatleri konuşmak isteyen varsa konuşabilirler. Mesaj verecekler. Mesaj vermek isteyenler. Siz mi amca, buyur. Evet Mustafa Bey, var mı söyleyeceğiniz? Yok, ben valla vermiyorum. Kelam edin. Emre'den bakalım ben size. Gençlerin var mı gideceğin? Hocam afiyet olsun. Abi sizin bir ustam mı burası? Eksik var mı? Abi bunu varmış, tamam. Abi bir tahta var, niye öyle? Şurada tamam, bir zahmet öyle bırak. Bir de hafızıma maşana. İrbağım, İrbağım. Çayı olmuyor. Mehmet ya, şimdilik var mı? Var mı çay olmayan? Hazretleri Bedir Harbi'nde ey Muhammed'im sana yardımcı olarak 3000 küsür damgalı melek göndermek diyor. Ama Allah-u Teala aynı melekleri Uhud'da göndermedi. Niye? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aman ha aman bu Ayneyn geçidini 50 tane okçu bıraktı. Benden emir gelmeden terk etmeyin. Baktılar ki efendim kafirler kaldı ganimete daldılar efendim. Oradaki 50 okçudan 45'i orayı terk etti. O zaman daha Halid bin Müslüman olmamıştı. Arkadan hemen Müslümanları kuşattı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kişi şehit oldu Uhud'da ama Bedir'de gönderdiği melekleri Uhud'da göndermedi. Bunu Asyot yaşı 50'nin üzerinde olanlar bilirler. 79-89 Afgan cihadı vardı. Türkiye'de daha bu milli medyanın yeni güçlendiği zaman Ajans 1400. Hasan Aksay, Abdurrahman Dilipas, Şener Demiröz, birkaç tane daha var. Bunlar çekim yapmak, oradaki olayları dünyaya duyurmak için de iktidai medyadan. Şu anda gelire değil. Duyurmak için oraya gidiyorlar. Yazarın birisi orada bir et biçiyor, bir küçük küçüğün başını okşuyor. Yavrum, dünyanın en güzel çocukları sizsiniz değil mi? Amca, bizim güzellerimiz şehit oldu. Geriye kalanlar biziz. Bu birinci mesaj. İkinci de, oradan gelen yazarlarımız, güvenilir yazar, hepsini diyorsunuz ya, demeye gerek yok. Efendim diyor ki, Afgan mücahitleri, düz bir arazide gelirken Rus uçakları, üstten bombalama için kalkıyorlar. Fakat tam mücahitlerin üzerine geldikleri sırada, uçakların altına kuşlar hücumediyor. Aşağıyı görüyorlar. Aynı uçaklar yine ön tarafını kuşların daha çakılıyorlar. Yani hangi zamanda olursa olsun Allah'ın dinine yardım edersen Allah ayağını kaydırmaz. Ama aynı Afgan mücahitlerine daha sonra
Kabil'e girerken sen gireceksin, ben gireceğim diyeken ne yaptılar? Fitne çıkardılar. O zaman Allah yardım göndermedi tabii. Şimdi muhterem kardeşlerimiz, din Allah'ın dini. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım dileriz. Dedik ki, Kur'an'ın hükümleri kıyamet sabahına kadar geçerlidir. Biz yeter ki Allah'ın yoluna düşelim. Dün yaptığı gibi Cenab-ı Allah kıyamet sabahına kadar da ne yapar? Ümmeti Muhammed'e yardım eder. Siz diyor Allah'ın dinine yardım edersen eder. Etmezseniz Allah bu dini güçlendirerek başka milletler yaratır diyor. Bugün İslam'ın bayraktarlığını bir zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe cihad yarı bizim dört büyük halife. Ondan sonra efendim Ömer bin Abdülaziz'ler geldi. Emeviler Abbasi'ye o dönem biraz karışık. Konuya girmeyelim. Daha sonra Selçuklular, Osmanlılar, Müslümanlar Geberik Tarık Boğazı'ndan İspanya'ya geçtiler. Tarık bin Ziyad arkadan gemileri yaptı. Dedi ki arkanızda deniz var, önünüzde güçlü bir düşman var. Ya Allah yolunda savaşırsınız, şehit olursunuz veyahut da geri döner denize boğulursunuz. 500 sene orada Endülüs İslam medeniyeti kuruldu. 500 yıl. Ve Avrupa'nın ileri gelen efendim o zamanki yazarları hepsi de Endülüs ya Kurtula medreselerle birleşti. Aradan 500 sene geçti. Bizim Lale Devri gibi Zevk-i Sefa'ya dalmaya başladılar. Bölündüler, parçalandılar. Beni Ahmer Devleti. İmam Hatip'te okumuş olduğumuz Arapça Devleti'ni yazıyor. Beni Ahmer Devleti, Ahmer Devleti'nin efendim padişahı Abdurrahman, 5. Abdurrahman ağlıyor. Annesi dedi ki, yavrum Abdurrahman, erkekler gibi savaşmayan kadınlar gibi ağlar dedi. Bize düşen muhterem cemaatimiz, İslam'ın güzelliklerini yaşamak, İslam'ı yaşamak, kenetlenmek, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Toptan Allah'ın kopmaz ipine sarılınız, ihtilafa düşmeyiniz, efendim, efendim, bir ümmeti Muhammed'iz. Herhalde tarikat tasavvuf olabilir ama biz وَاَعْتَصِمُوا كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتِ النَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُورِ Siz insanların içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülüğü yayılırsınız. Cenab-ı Allah bizleri ilerlet, ümmeti Muhammed olarak yaşayıp İslam'a hizmet eden salih kullarından eylesin. Cenab-ı Allah bu efendim şurada toplandığımız gibi yarın mahşerde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın divahın sancağında toplayıp nasip eylesin. Cenab-ı Allah evlerimize, hanelerimize huzur ihsan eylesin. Evladı yallarını, çoğunlarını, çocuklar İslam'a hadim eylesin. Cenab-ı Allah cümlemizden cümlemizden razı olsun. El-Fatiha. Evet Murat Hocam. Bugün buraya geldik. Güzel bir uygulama. Ne zamandan beri böyle devam ediyorsunuz? Hocam TRT 1'de bu başlık medya kabul edilmez. Bu ne bu ya? Neyse. Hayır hocam bu bizim oldu bayağı senesi uzun. Senesi. Her cumartesi günü. Her cumartesi. Yani kış aylarında. Kıştan. Kışın değil mi? Evet. Ekim'de başlıyoruz. Mart'ta bitiriyoruz. Ekim ayında başlıyoruz. Peki bunu izleyen kardeşlerimiz de buraya gelebilirler mi? Tabii tabii. Herkes açık. Herkes açık. Cumartesi günleri açık. Geçen bir camimiz cemaat olsun. Evet. Terettiğe geçen hiç kimseye özel devam etmiyor. Gelen herkes davetimizin evet. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ettik. Sağ ol. Allah razı olsun. Oldu. Biz de memnun olduk buraya geldiğiniz için. Sağ ol. Teşekkürler.